Kanalımıza hoş geldiniz. Ruhun derinliklerine yaptığımız bu yolculukta bize katılın. Çünkü bu yol hepimizin yolu. Çoğunlukla paylaştığım ölüme yakın deneyimlerden farklı olarak bu videoda sizlere bilim dünyasında bu deneyimler ile ilgili ne tür çalışmalar yapıldığını kısaca anlatacağım. Aslında bu başka şeyleri de merak edenler için bir video serisi olacak devamında dinler açısından ölüme yakın deneyimler ve metafizikle kuantum açısından bu deneyimlerin açıklanması gibi konulara da yer vermeyi planlıyorum. Bu arada unutulmaması gereken nokta şudur ki bu deneyimler ölümün kendisi değildir. Ölüme yakın denmesinin nedeni kişilerin klinik olarak ölü kabul edildikten sonra yaşadıkları deneyimler olmasıdır. Onlara bir nedenle başka bir gerçeklikten kesitler gösterilmiş ve bu kişiler hayata dönmüşlerdir. Ancak yaşadıkları onların üzerinde o kadar etkili olmuştur ki hayatlarını, inançlarını, amaçlarını, önceliklerini ve davranış kalıplarını kökünden değiştirmiştir. Materyalist yaşamlarını, depresyon veya hastalıklarını, acılarını, yaslarını geride bırakmış insanlara hayata ve ölüme bambaşka gözlerle bakmaya başlamışlardır. Bilim olmayan bir şeyi keşfetmez, olan şeyleri açıklamaya çalışır veya yine olan şeylerin nasıl kullanılacağını bulur; kimyasallar, elementler, enerjiler gibi. Fakat sıklıkla açıklayamadığı şeyleri yok sayar. Bu anlamda yaratıcı ruh İnanç, öte alem gibi maneviyatla ilgili konular bilimin açıklayamadığı kapsamda kalmış ve görmezden gelinmiştir. Gerçi bu tutum sadece bilim çevresine ait değildir. İnsanların çoğu kendi gerçekliğine uymayan konuları yok sayarlar ancak az sayıda da olsa yapılan deneyler ve gittikçe daha fazla kişi tarafından anlatılan bu deneyimler o noktaya geldi ki bilim bir cevap bulması gerektiğini fark etti. Artık bu fenomen Avrupa ve Amerika'da önde gelen kurumlarda araştırma konusu olabiliyor ve eskisinden farklı olarak bu araştırmalar fon bulabiliyor. Örneğin Amerika'da Harvard, John Hopkins, Brown veya Avrupa'da Oxford, Northampton gibi kurumlar ve daha birçokları nörobilim kapsamında bu konuyu araştırıyor. Nörobilimde bilinç, farkındalık anlamında kullanılmaktadır. Beyindeki nöronların çalışmaması demek, bilincin olmadığı anlamına gelir ve genel kabule göre bu durumda ölüme yakın deneyim yaşanamaz. Hatta rüya veya halüsinasyon da görülemez. Çünkü klasik bilim bütün bunların beyinde gerçekleştiğine inanır. Ancak bu alanda dikkatli araştırmalar yapan kişiler bilincin beynimizdeki nöronların aktivitesinden ortaya çıkmadığını düşünüyorlar. Hollandalı kardiyolog Pim van Lommel 2001 yılında The Lancet adlı bilimsel dergide kalp krizi geçiren 344 hasta üzerinde yaptığı bir araştırmayı yayınladı. Kalp krizi geçiren bu hastalarda beynin tüm korteksi sessizdi. Hiçbir beyin aktivitesi yoktu. Sonuçlar Hastaların %18'i klasik bir ölüme yakın deneyim yaşadığını bildirdi. Bazıları bilinçlerini kaybettikten sonra ameliyat odasındaki konuşmaları veya detayları hatırladı. Beyin aktivitesi sıfıra indiği anda bile bilinç deneyimlerinin yaşanması bilincin beyinden bağımsız olabileceğine dair bir soru işareti oluşturdu. Lommel, bilinç ve beyin arasındaki ilişkinin klasik nörobilimle açıklanamayacak kadar karmaşık olduğunu öne sürdü. Doktor Samparnia, 2014 yılında ölüme yakın deneyimleri inceleyen en büyük klinik araştırmalardan biri olan Aveir çalışmasını yönetti. 2000'den fazla kalp durması vakası incelendi. Kırktan fazla kişi bilinçsiz oldukları sırada etraflarında olup biteni hatırladıklarını iddia etti ve bu iddialar doğrulandı. Bir hasta kalbi durduğu sırada tavanın köşesine yerleştirilmiş gizli bir görseli gördüğünü söyledi. Ancak bu tam doğrulanamadı. Parnia, beynin bilinci nasıl ürettiğini tam olarak anlayamadığımızı, ve ölüme yakın deneyimlerin mevcut bilimsel modelleri sorgulamamıza neden olduğunu söylüyor. Sadece kalp krizi vakaları değil, sorunun beyinde olduğu hastalarda da ölüme yakın deneyimler tespit edildi. Atlanta, Georgia'da Dr. Michael Sabom tarafından incelenen bir vakada 35 yaşındaki hasta beyin anevrizması için ameliyat edildi anevrizma beynin ulaşılması zor bir bölgesinde olduğundan özel bir yöntem uygulanarak ameliyat gerçekleştirildi. Önce damardan bir sakinleştirici verildi. Gözleri bantlandı. En derin beyin fonksiyonlarını durdurmak için barbitürat verildi. Hastanın bedeni 16 dereceye kadar soğutuldu ve kalbi durduruldu. Kafa kısmından kanı boşaltıldı. Bu arada işitme fonksiyonlarını gözlemlemek için tıkırtılar çıkaran bir kulak cihazı da takılmıştı ve konuşulanları duyması mümkün değildi. Ancak cerrah, hastanın kafatasını kesmeye başladığı anda hasta ölüme yakın deneyim yaşadı. Başının tepesinden çıktığını ve olan bitenin son derece farkında olduğunu, hayatı boyunca yaşadığı en bilinçli anın bu an olduğunu anlattı. Tüm ameliyat ekibini Aralarında yaptıkları konuşmaları, ayrıca ameliyat boyunca gerçekleşen tüm işlemleri seyretti ve doğru bir şekilde anlattı. Sonrasında hızla bir asansörden yukarı çıkıyormuş gibi bir hisle başka bir alana çekildiğini, orada büyük annesi ve diğer akrabalarını gördüğünü söyledi. Ancak henüz zamanının gelmediği, daha ileriye gidemeyeceği ve geri dönmesi gerektiği söylendi. Bedenine girdiğinde sanki buzlu su dolu bir havuza dalmış gibi hissetmişti. Bu olayda hastanın ameliyathanede olanlarla ilgili tüm anlattıkları doğrulandı. Ancak doğal olarak öte alemde yaşadıklarını doğrulamak mümkün olmadı. Yine de öte alemde karşılaştıkları kişilerden aldıkları oldukça kişisel mesajları dünyaya döndükten sonra sahiplerine ileten ve bu açıdan doğrulanmış kabul edebileceğimiz vakalar da var. Bu bize bilincin etrafındaki olayları algılayabilmek için aktif nöronlara yani beyne ihtiyaç duymadığını ve aynı zamanda duymak ve görmek için de beş duyuya ihtiyacımız olmadığını gösteriyor. Belki de bilinç ve farkındalığı artık ayırmak farkındalığı beynin bir işlevi. Bilinci de bunun çok daha ötesinde bir kavram olarak ele almak gerekiyor. Klinik olarak ölmüş hastaların %18'i ölüme yakın deneyim yaşadığını bildiriyor. Peki neden bazı hastalar bunu yaşıyorken diğerleri yaşamıyor? İşte ilginç bir vaka. İkinci çocuğunu doğururken Amniyon sıvısı embolisi nedeniyle kalbi duran bir hasta ölüme yakın deneyim yaşar. Bu vakada ilginç olan şey, hastanın canlandırıldıktan sonra bu deneyime dair hiçbir anısı olmamasıdır. Ancak daha sonra hipnoz altındayken ölüme yakın deneyiminin anılarını geri kazanır. Hipnoz seanslarında hastane personeli, eşi ve diğer bakım verenlerle ilgili verdiği tüm detaylar doğrulanmıştır. Doktor Samparnia, klinik olarak ölen ve daha sonra canlandırılan hastalarda ölüme yakın deneyim yaşayanların sayısının bilinenden çok daha fazla olabileceğini, ancak hepsinin bu deneyimleri hatırlamadıklarını söylüyor. Tıpkı rüyalarımız gibi. Bazen uyandığımızda rüya gördüğümüzü biliriz, ancak ne yaparsak yapalım rüyamızı hatırlayamayız. Yani belirli bir bilinç durumunda gerçekleşen olayları o bilinç durumuna geri dönmediğimiz sürece hatırlayamıyoruz. İşte hipnozun yaptığı bizi o bilinç durumuna yani sessiz beyin durumuna geri götürmektir. Bu nedenle anılar tekrar hatırlanır. Zihin sessiz olduğunda ortaya çıkan şey kendimizin bu diğer kısmıdır. Yani ruhumuza ait kısmı. Meditasyon, veya derin ibadet zihnimizi sakinleştirir ve başka bir alana açılırız. Maneviyat ve bilim bir arada olabildiğinde birçok soruya cevap bulunacağını düşünüyorum. Manevi pratiklerin kazandıracağı içgörü ve geniş bakış açısıyla bu kazanımların bilimde kullanılması büyük katkılar sunacak ve insanlığın ilerlemesini hızlandıracaktır. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.